Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün Kadirli sucuğu yapacağız. Kadirli sucuğu Kadirli'de yapılıyor, Osmaniye'ye bağlı Kadirli ilçesinde yapılıyor, Adana'da da çok seviliyor, birçok yerde yapılıyor, inanılmaz bir lezzet. Hatta neye benziyor onu da söyleyeyim size, Kayseri'nin sucuk içi var ya, ona da benziyor. Bomba bir tarifsi yani sizi bekliyor arkadaşlar. Başta malzemeleri gösteriyorum, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım, başta eti kıyma haline getirelim. Şimdi arkadaşlar biraz etten bahsetmek istiyorum. Dana döş kullandım ben burada. Neden dolayı dana döş kullanıyoruz görüyor musunuz? Ya et oranı inanılmaz güzel arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu yağlar var ya, ekstra bir lezzet katacak. Ekstradan bir yağ eklememize gerek kalmayacak. Bu yeterli olacak. Ve buna kuyruk yağı eklememize de gerek kalmayacak. Kuyruk yağı çünkü eklediğimiz zaman ekstradan bir kokusu çıkıyor. Bunu da birçok kişi sevmiyor tabii. Öyle de bir durum söz konusu. Yani herkese hitap edebilecek. Onun için dana döş bu olayın bence olmazsa olmazlardan arkadaşlar. Başta ne yapıyoruz? Böyle tutuyoruz etimizi. Ne yapalım? Bir ufak parçalara ayıralım. Bunu ne yapacağız? Makineden geçireceğiz. Tabii siz ne yaparsınız? Kendi kasabanızdan kıyma haline getirebilirsiniz. Ben kendi evimde ne yapıyorum? Kıyma makinem olduğu için ben kendim çekmek istiyorum. Gönül rahatlığıyla tüketebilmek için arkadaşlar. Burada 750 gram et kullanacağım arkadaşlar. 750 grama göre baharat size gramını vereceğim. Gram olarak da vermeyeceğim. Herkes yapabilsin. Çünkü evinde tartısı olmayan, hassas terazisi olmayanlar olabilir. Onun için ne yapacağım? Kaşık hesabı ya da bardak hesabı vereceğim size. Yani bu tarifi herkes evinde rahatlıkla yapabilecek. Öyle söyleyeyim size. Hepsini şimdi gördünüz. Ufak parçalara ayırdık. Şimdi ne yapıyoruz bunları? Kıyma makinesinden geçirebiliriz. Şöyle bir çalıştıralım. Kıymamızı çektik gönül rahatlığıyla. Görüyor musunuz yağ dengesini? Böyle yağlı olması gerekiyor işte. Yağsız olursa kuru olur, hiç güzel olmaz arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz tarifin özelliği etin böyle bol yağlı olması gerekiyor. Kıymamızı çektik arkadaşlar. Şöyle göstereyim, tam 750 gram geliyor. Tabağa katmadım tabi, onu hesapladık öncesinde. Onu çıkardım yani. Bunu kenara alıyoruz, artık baharatla ve sarımsaklarla işimiz. Şimdi arkadaşlar kaç tane? 2, 4, 6 adet böyle dolgun dolgun böyle sarımsaklarım var. Böyle dolgun dolgun olması gerekiyor. Küçük sarımsaklar kullanmayın. Çünkü sarımsağı seviyor aslında bu yapmış olduğumuz tarif. Ne yapıyoruz? Bunu püre haline getireceğiz. Bu şekilde bir tane baharat makinesine ekledim. Siz isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Bir parça su ekleyeceğim ki iyice böyle püre haline gelsin. İçerisine bir de yarım çay bardağı kadar kaynar su ekliyorum. Aromasını iyice patlatacağız burada. Şöyle kendi makinesine bir ne yapıyoruz? Şöyle ekleyelim. Kapağını kapatalım. Ve bunu tatlı tatlı çekelim. Aa, içinde su çok olunca arkadaşlar ne oluyor? Dışarı fışkırtıyor. Biraz suyunu azaltalım en iyisi. Sonradan ekleriz. Suyunu çıkardım arkadaşlar. Suyunu sonradan ekleyeceğim. Çünkü böyle iyice sulu bir kıvamı olması gerekiyor. Ve bunu artık geçirebiliriz. Evet. Görüyor musunuz? Çok güzel olacak kıvam. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Bir parça çekti görüyor musunuz? Hafiften kalın kaldı. Suyu azar azar ekleyelim. Öyle deneyelim bir. Bir yemek kaşığı kadar ekleyelim başta hatta. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bu kadar yeterli. Fazla eklemeyin. Sıçratıyor ya da dediğim gibi blenderdan da geçirebilirsiniz. Ben inat ettim bunu da yapacağım diye. Böyle devam ediyorum. Evet, çok güzel oluyor. Biraz daha açıyoruz. Görüyor musunuz? Mama kıvamına geliyor. Bu şekilde yapmak gerekiyor. Bir yemek kaşığı kadar daha ekledim. Kapatıyorum. Devam ediyorum. Evet. İstediğim olay buydu işte. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Bu kadar yeterli. Bildiğim böyle mama kıvamına geldi. İstediğim olay tam da bu. Şimdi sarımsağı ne yapıyoruz? Şöyle bir karıştırma kabına alıyorum. Şöyle elimde çeyrek çay bardağı kaynamış su var. Daha demin yarım su bardağı eklemiştim ya. Yani şöyle söyleyeyim. Yarım su bardağının çeyreğini sarımsakta kullandım. Çeyreğini de şimdi ne yapıyorum? İçindekini de ziyan etmeyelim. Yani toplamda ne yapmış olduk? 6 diş tombul sarımsak ve yarım su bardağı kaynamış su. Şimdi de devreye baharatlar girebilir. Elimde yarım çay bardağı toz biber var. Yarım çay bardağı pul biber var. Tam tersi olacaktı bu arada. İlk eklediğim pul biber, daha sonra eklediğim toz biber arkadaşlar. Toz biberimiz tatlı, pul biberimiz orta acılıkta. Tabii siz ikisini tatlı veya ikisini acı da yapabilirsiniz. Ben dengeli gitmek istiyorum. Yani yapmış olduğumuz tarif böyle az acılı olacak. Orta acılı olacak daha doğrusu. Çünkü herkes yiyebilsin diye yapıyorum bu şekilde. Bir tatlı kaşığı kimyon ekliyorum. Bir tatlı kaşığı yeni bahar ekliyorum. Bir tatlı kaşığı çemen ekliyorum. Çemen bana nereden geldi arkadaşlar? Şöyle Kayseri'den mis
gibi. Çok güzel kokuyor. Açar açmaz mis gibi. O da böyle komple çemen koktu. Bir çay kaşığı tarçın ekliyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. Tuz oranı tamamen size kalmış arkadaşlar. İster daha az eklersiniz bundan, ister daha fazla eklersiniz. Benim için bu kadar yeterli. Bir çay kaşığı kadar da karbonat ekliyorum buna. Yağ olarak da 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Baharatlarını ekledik. Tüm malzemelerimizi hazır, et dışındaki ve bunları ne yapıyoruz? Homojen bir kıvama gelene kadar bu şekilde bir yoğuralım arkadaşlar. Böyle tek parça haline gelsin. Etle birleştirdiğimizde böyle tek parça halinde olmuş olsun bu ve tüm aromaları da bu sayede patlatmış olacağız. Öyle güzel koktu ki anlatamam arkadaşlar size. Ya mis gibi koktu ya. Sanki böyle bir baharatçıya girmişim gibi. Efsane kokuyor yani. Böyle çiğ köfte yapar gibi yoğurmaya devam ediyorum bunu. Ya en az böyle bir 3 dakika bunu yoğurun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 dakika boyunca bunu yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Dört dörtlük oldu. Görüyor musunuz? Ya mis gibi ya. Şuna bakın. Evet, artık yapmış olduğumuz baharat karışımımız hazır. Şimdi etle bunu buluşturma anı. Yani aşıkları buluşturuyoruz. Bunun üzerine 750 gram dana döş ekliyorum. Kıyma kendimiz çekmiş olduğumuz kıymamızı ekledik. Ve bunları artık 3 dakika boyunca durmadan yoğuruyorum arkadaşlar. Burada yoğurma işlemi çok önemli. Ve iç içe girsin arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu eti iyice pişirecek. Eklemiş olduğumuz üzere bir ton baharat var bunun içerisinde. Baharatla et birleşecek. Bir aşk yaşanacak. Ve ne olacak? Bir gün bunu ben dolapta bekleteceğim arkadaşlar. Bir gün boyunca bunlar eti iyice pişirecek. O eklemiş olduğumuz sarımsak, bir ton çeşit baharatımız var ya, eti böyle pamuk kıvamına getirecek. Evet arkadaşlar, ben bunu ne yaptım? 3 dakika boyunca durmadan bu şekilde iyice yoğurdum. O eklemiş olduğumuz baharat etin her tarafına eşit bir şekilde işlemiş oldu. Etimiz de iyice istediğimiz kıvama geldi. Gördünüz mü? Muazzam oldu. Bunu şöyle başta bir toparlayayım. Yapacağımız işlemi göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle iyice bir toparlayalım. İçerisinde fazla havayı alıyorum. Evet, işte istediğimiz kıvam bu. Şimdi bunları top top yapacağız arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Ne kadar istiyorsanız büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. İsteğe göre değişir bu. Ben böyle şöyle önce bir ne yapıyorum? Kendime bir yol açıyorum. Eşit parçacıklara şöyle bir bölüyorum hepsini. Eşit parçacıklara böldükten sonra şöyle tutuyorum. Böyle bunları top top yapıyorum arkadaşlar. Bir yuvarlayalım, dediğim gibi o içerisindeki fazla havayı alıyorum ve yerine tekrardan alıyorum. Hepsini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8 parçaya böldük. 8 farklı topumuz var. Lezzet topları diyebiliriz aslında bunlara. Bunu ne yapıyoruz şimdi? Böyle üzerine bir stretch filmle kapatıyorum bunu. E şimdi bunu dolaba götürebiliriz. Evet arkadaşlar, 12 saat oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Mis gibi ya. Şuna bakın ya. Çok güzel de kokuyor arkadaşlar. Muazzam oldular. Şimdi bunları pişirmeden önce bir oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Yani ne yapacağız? Bir yarım saat kadar bekleyelim. Evet, bunlar oda sıcaklığına geldi. Artık bunları pişirebiliriz. İsterseniz size şöyle söyleyebilirim. Atıyorum, iki kişisiniz. Her birinden birer yarım ekmek çıkacak. İki yarım tüketeceksiniz diye düşünelim. Bunları ne yapıyorsunuz? Pişiriyorsunuz. Diğerlerini buzluğa atabilirsiniz. Böyle buzdolabı poşetlerine ekleyebilirsiniz. Daha sonra eritip eritip kaç tane istiyorsanız çıkarıp eritip tekrardan aynı yöntemle pişirebilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Uzun vadeli de kullanabilirsiniz yaptığımız tarifi. Evet arkadaşlar, bende şöyle bir makine var. İsterseniz tavada da yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ben sanayi tipi kullanıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ısınana kadar biz de ne yapalım? Soğan ve domatesini ayarlayalım. Şöyle soğanı bir tutuyoruz. Başta bir bölelim ikiye arkadaşlar. Akabinde şöyle ince ince doğrayalım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde şöyle. Soğanları doğradık, üzerine bir parça sumak ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar diyebiliriz. Biraz da tuzunu ekliyorum ve bunu iyice bir karıştıralım arkadaşlar. Soğanımız artık hazır, mis gibi oldu. Ya bu soğanın yakışmayacağı bence hiçbir şey yok, öyle söyleyeyim size. Bunları ne yapalım? Şöyle bir toparlıyoruz ve şöyle bir kaba alıyoruz. Şimdi şöyle bir adet de domatesim var. Domatesi de aynı şekilde ince ince doğrayacağım arkadaşlar. Böyle bunu da böyle ince ince doğruyorum. Domatesimizi de doğradık. Bunları da şöyle bir toparlayalım. Bunu da bir kabın içerisine aktarıyorum arkadaşlar. Evet, bunlar beni kenarda usul usul beklesin. Biz de artık etimizi pişirmeye geçebiliriz. Başta önden bir tane yapıyoruz. Şöyle bir tanesini atıyorum. Üzerine bir tane yağlı kağıt ekliyorsunuz arkadaşlar. İster elinizle bastırın, isterseniz şöyle bir aparatınız varsa şöyle üzerine gidin. İyice bir bastırın. Kenarlardan iyice bir taşsın arkadaşlar. Kenarlardan taştıktan sonra şöyle bunu bir kaldırıyorsunuz. Ve bunu pişmeye bırakıyorsunuz. Önce bir taraf pişecek, ardından diğer tarafına
çevireceğiz, diğer tarafını pişireceğiz. Burada sucuğumuz böyle normal böyle bir şekli olmasına gerek yok arkadaşlar. Hatta ekmeğin şeklini alması yeterli. Parçalayabilirsiniz içi iyice pişsin diye. Zaten o şekilde yapılıyor. Böyle ekmeklerim var iki tane. Bunlar da böyle kenarda usul usul takılsın arkadaşlar. Böyle iç kısmını birazdan belki bir parça kıtır haline getiririz. Ya öyle güzel koktu ki anlatamam size arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Şuna bakın ya. Muazzam oldu ya. Suyu böyle kenardan çıkmaya başladı. O suyunuz yanmayacağız. Yağını kesinlikle ziyan etmiyoruz. Böyle arada ekmeğe ne yaparsınız? Şöyle kenarından batırırsınız. Biliyor musunuz? Evet. Bu olacak arkadaşlar. Hem görüntü hem lezzet anlamında. Şöyle kenarda takılsınlar. Ara ara onları böyle ekmekle huzursuz edeceğim sucuğu. Böyle arkadaşlar alt kısmı pişti. Şöyle tutuyorum bunu ve çeviriyorum. Biliyor musunuz? Çok güzel oldu. Ve çevirdikten sonra şöyle bir parça bastırın. Hatta ne yapıyorsunuz? Şu şekilde açabilirsiniz onu arkadaşlar. Hafiften böyle bir içi de pişsin arkadaşlar. Bir parça dağıtın onu. Bu şekilde normalinde de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. İyice böyle dağıtıyorlar. Hem iç kısmı pişiyor hem böyle lokum kıvamına geliyor. Etimiz zaten lokumdu. Daha fazla böyle lokum haline getiriyoruz bu şekilde. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Arkadaşlar ekmeklerin içini de bir parça ısıtalım. Hatta kıtır haline gelebiliyorsa çok da güzel olur. Şöyle kenarda takılsınlar. Ara ara bunları şöyle bir bastırın. Görüyor musunuz? Mis gibi ya. Şunun suyuna bakar mısınız? Muazzam gerçekten. Çok güzel. Şunun suyuna bakın. Yağı daha doğrusu aslında bu. Yani ziyan mı ediyoruz? Kesinlikle hayır. Ekmeğin içerisinde şöyle boca edebilirsiniz. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar pişmeye yakın ekmeğin böyle şeklini vermeye çalışacağım buna. Şöyle tutuyorum. Burası şöyle geniş ve düz. Kenarlara doğru. Tam ekmek şekli. Aynen bu şekilde. Bunu ne yapıyorum? Bir parça bastırıyorum. Ağları böyle iyice bir çıksın. Son artık işlemler. Ve ne yapıyoruz? Burada son aşama dediğim olay da şu. Şunu şöyle tutuyorsun. Şöyle. Ve bastırıyorsun hafiften. Ooo. Fena bir şey olacak bu. Hatta ütü tostumun şöyle bir aparatı var arkadaşlar. Şöyle bir parça bastırıyorum buna. İyice bir son aşaması bu artık bu. Şöyle kaldırıyorum. Bu da kenarda takılsın. Şimdi birini yaptım. Diğerini de yapayım arkadaşlar. Bunu da şöyle tutuyorum. Bunu da göstereyim. Şöyle bastırıyorum. İyice bastırdıktan sonra şöyle bir kaldırıyoruz bunu arkadaşlar. Şöyle dibine bir parça sıyıralım. Etimiz rahat bir şekilde çıksın. Şöyle çevireyim göstereyim hatta size açayım. Şöyle eksik kalan yerleri yine doldurabilirsiniz. Şöyle dağıtabilirsiniz. Zaten etimiz lokum gibi oldu. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle çevireyim. Evet arkadaşlar etimiz piştikten sonra ne yapıyoruz? Artık garnitürünü ekleyebiliriz. Ne yapıyoruz? Elimizde şöyle mis gibi soğanımız var. Şöyle soğanı ekliyorum üzerine. İsteğe bağlı ne kadar istersen o kadar ekleyebilirsin. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi de domatesimden ekliyorum. Şöyle. Bunu da her tarafına ne kadar istiyorsan o kadar ekle. Ben isteğime göre ekliyorum. Her tarafına bir parça gelebilecek şekilde ekliyorum ben. Evet bu da bu kadar yeterli. İnce ince kestim zaten bunları. Domatesin üzerine sadece bir parça tuzunu gezdiriyorum. Şunu şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Şöyle de bir parça bastıralım. Şöyle tutalım bir parça çevirelim. Oo, mis gibi olmuş ya. Ya gerçekten sabırsızlanıyorum. Şöyle bir bastırıyorum. Bir parça tost mantarı arkadaşlar. Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Hatta bastırmasanız da olur. Artık bir parça ısınsın. Daha sonra çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle bekliyorum zaten. Arkalı önünü ısıtacağım artık kaldıracağım. Arkadaşlar bu yeterince bence ısındı. Artık sunuma geçeceğim. Şöyle kaldırıyoruz. Mis gibi oldu. Muazzam oldu. Şöyle devam ediyorum sunuma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu tabakladım. Elimde şöyle ayranım var arkadaşlar. Kendim çalkaladım. Ve ne yapıyorum? Bir bardağımı getireyim. Böyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var. Ve içerisine aktarıyorum arkadaşlar. Oo, yanında muazzam gidecektir. Şöyle kenara alayım hatta şunu. Olay işte budur. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum arkadaşlar bunu. Ve tadına bakıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Yani emin olabilirsin. Benim kendi şahsi fikrim sucuktan iki gömlek üstte. Sucuktan iki gömlek üstte. Ya üç bile olabilir hatta. Çok güzel olmuş ya. Böyle bir şey olamaz. Yanında ütü de, ütü diyorum. Yanında ayran da ütü gibi basıyor böyle. Şuna bak ya.
Çok iyi. Dumanın üzerinde her şey çok orantılı olmuş. Hiçbir şey böyle baskın bir şekilde gelmiyor tadı. Gerçekten bu tarife bayılacaksın. Ve herkes rahatlıkla yapabilir bu tarifi evinde. Böyle tüm püf noktalarını anlattım. Ağzında lokum gibi akıp gidiyor. Bunu yapmazsan emin ol büyük şey kaçırırsın. Bunun üzerine yumurta da kırarsın. Sabah kahvaltıda. Böyle tosta yapabilirsin. Hamburger ekmeğine yaparsın. Her türlü yersin. Fazlasını yap, buzluğa at, çıkar çıkar tüket. Gerçekten insanı çılgına çevirecek bir lezzet. Bundan ben ikincisini de yerim, öyle söyleyeyim size. Çünkü gerçekten yedirttiriyor, öyle söyleyeyim sana. Bu Kadirli'de yapılan, Adana'da yapılan tostlarla yarışır, öyle söyleyeyim. Evde yaparsan farkını anlayacaksın. Oo. Ayranla da ayrı güzel gitti ya. Şöyle ayrana devam edelim. Hatta bir tık daha acı yapabilirmişim. Öyle söyleyeyim sana. Ben gerçi yanındaki ile arasındaki o farkı kapatıyorum. Şunu da alayım. Oo. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.